Böyle şüpheye evet. e, meydan bırakmayacak şekilde ama e, sizin ifade ettiğiniz gibi e, daha çok aslında hadislerin de dinin kaynağı olabileceği ile ilgili çok güçlü bir damar var ve bu e, geçmişten beri günümüze geliyor maalesef. E, bu noktada da kısaca bir şeyler söyleyeyim isterseniz o siyer meselesine geçelim. E şimdi siz işte bu söylediğiniz dinin tek kaynağı Kur'an'dır dediğiniz zaman bu bahsettiğimiz kardeşler demek ki Emre Bey peygamberi devre dışı evet. bırakıyor ...hemen der. Zihnindeki şey bu. Hocam bu konuda çok duygusal yaklaşılıyor değil mi? Yani Elbette. yani o, bu Allah biliyorsun itaat edin ayetlerinde de yani bu ayetlerin gerçekten orijinal kullanımı, Kur'an boyunca kullanımı nasıl buna teknik olarak yaklaşmadan doğrudan böyle bir taraftar şeklinde şimdi, bir duygusal olarak Ama biz sonra. yine de suizanda bulunmayalım. Hüsnü zanda bulunalım ve iyi niyetle hareket edelim. Şöyle bir şey düşünelim Emre Bey. Şimdi siz bir Müslüman olarak eğer Resul'e itaat etmenin formülü hadislere tabi olmaktır diye inanıyorsanız, bunu gerçekten içselleştirmişseniz, 30 yıldır, 40 yıldır buna inanmışsanız, Resul'e itaat etmenin ve Resulü örnek almanın başka bir yolu yok diye düşünüyorsanız, size birisi gelmiş demiş ki, dinin tek kaynağı Kurandır dediği anda, siz otomatik olarak şunu düşünmez misiniz? Eyvah, bu adam Peygamberi inkar ediyor. Savun düşünmez misiniz? Geçiyorum. Yani sizin başka bir şey düşünmeniz mümkün değil ki. Demek ki bunu söyleyen bu adam dinin tek kaynağı Kur'an'dır diyen bir insan. O insanların zihninde peygamberi devredişi bırakıyor. Resul, nebi tamamen hadislerde kaldığı için yok sayılıyor. E demek ki peygambere inanmıyor. Nokta. Böyle değil mi? Evet, e maalesef. böyle. Şimdi böyle düşünüyorsa o insanın sizin gibi bizim gibi bunu söyleyen insanlara bakış açısı maalesef karşısında bir Hristiyan ve Yahudi'den daha tehlikeli bir insan oluyorsunuz. Çünkü Müslümanım diyorsunuz ama aslında onlara göre Kur'an'a da peygambere de inanmıyorsunuz. Yani münafık dese mi size oryantalist mi dese maalesef bu oryantalistlerin oyunudur diyorlar ya. Yani şöyle bir şey söyleyeceğim ama bilmiyorum. Zannediyorum ki Şeytanın gelmiş ve geçmiş en büyük zaferi budur. Şeytan için muhteşem bir zaferdir. Dinin tek kaynağı Kur'an'dır diyenleri peygamber düşmanı ilan etmek. Evet. Müslümanların, Müslümanların dinin tek kaynağı Kur'an'dır diyenleri e, gayrimüslim ve oryantalist ve peygamber düşmanı olarak görmek ve bunu adeta e, yaygınlaştırmak bana göre şu andaki hissiyatım öyle. Şeytanın gelmiş gelişmiş en büyük zaferidir. Bundan daha büyük bir zafer olamazdı yani herhalde. Müslümanların da arasında tefrika çıkartan. Evet. Yani olamazdı. Maizmet, maizmet. Yani, yani niçin şeytanın en büyük zaferi budur diyorum biliyor musunuz? Çünkü e, biliyorsunuz Furkan suresinin 30. ayetinde kıyamet günü Resulullah da bundan yakınacak. Yani orada orada Şeytanın maalesef bu zaferi, maalesef bu söyleyeyim. zaferi Resulullah'ın boynunu bükecek. Yani şimdi Resul, Resul deyip de Resul'ün hadislere tabi olmaktır diyenlere biraz e, mesaj olsun diye söylüyorum. Siz böyle davranarak Resul'ün kıyamet günü boynunu büküyorsunuz. Allah'ın huzurunda Ya Rabbi demek ki bu kavmim Kur'an'ı terk etti benden sonra diyecek. Benim bu sözüm bir ayettir siz tamam. bilirsiniz. Tamam. Furkan suresinin 30. 30. ayetinde Resul o gün diyecek ki, Ya Rabbi benim bu kavmim, bu ümmetim Kur'an'ı terk etmiş oldu. Beşiyorum. O ayeti bir ayet grubundan sonra söylüyor. O ayet grubu da önemli. Çünkü orada bir tab tablo var. Ee, i̇şte başkasını dost edilenlerden bahsediyor. O dost halil ifadesi var orada bakın. Evet. Dost bildiğimiz insanların peşine gidenler Demek ki e, yanıldık, ya leyteni diyor, yani lanet olsun nasıl böyle bir hata yaptım orada diyor. E, bunun üzerine Resul da diyor ki, demek ki siz benden sonra Kur'an'ı bıraktınız, benim yolumu bıraktınız. Bakın Resul'ün izini keşke takip etseydim diyor. Benim yolumu bıraktınız, Kur'an'ı terk ettiniz evet. demek ki. Ya Rabbi demek ki bunlar Kur'an'ı terk etti diyor. Şimdi o ayette bakın, sadece o ayet bile... Resulü izlemenin yolunun Kur'an olduğunu gösteriyor. Çünkü orada Resul diyor ki kendisini takip etmeyen, Resul'un izinden gitmeyenler için konuşuluyor bakın o ayetler. Yani Furkan suresinin 25. ayetle 30. ayeti arasındaki o tabloda ayette Resul'ün yolunu izlemeyenler başkasının yolunu izleyenler için Resul diyor ki demek ki bunlar Kur'an'ı terk etti. Niçin o zaman benim sünnetimi terk etti ifadesi orada değil de Kur'an'ı terk etti diyor. Demek ki Resul'ün sünneti Kur'anmış. Orada demek ki bunlar benim sünnetimi terk etti desele de, dese aynı şeyi ifade ederdi. Benim e, bu ümmetim Kur'an'ı terk etti diyor. Bundan başka daha nasıl bir delil verelim? Yani Kur'an'ı takip etmenin Resul'ü izlemek olduğunu hani bütün ayetler söylüyor da somut olarak bu ayetleri anlatamıyorsa başka anlatacak bir Hocam, şey yok zaten. Maalesef bazı kardeşlerimize Kur'an'dan delil getirmek de yeterli gelmiyor. Yani Kur'an'dan ne kadar ayet okursanız okuyun yani o ayetleri bırak diyen bir zihniyet de var. Bu da çok üzücü